Merhaba, ben Mercy. Bilimle ilgili bütün sorularınıza cevap bulmaya çalışacağım yere hoş geldiniz. Burası Tek Durak Bilim Noktası. Bakalım bugün kimin sorusu var? Malezya'dan Nas'ın bize sormak istediği soru. Hesap makineleri bulunmadan önce insanlar nasıl hesap yapıyorlardı? Bu çok güzel bir soru Nas. Cevabın hemen burada. Onlar abaküs denilen bir cihaz kullanıyorlardı. Bu alet ilk defa M.Ö. 2700 yılında Mezopotamyalılar tarafından kullanılmaya başlandı. Hala bazı ülkelerde ilkokul düzeyinde basit işlemleri yani toplama ve çıkarma gibi işlemleri öğretmek için kullanılıyor. Aslında sana nasıl yapıldığını gösterebilirim. Sakın bir yere kaybolma. Bir abaküs ya da basit bir sayma aleti yapmak için bunlara ihtiyacımız olacak. Bir makas, bir kesici, delik açmanıza yardımcı olacak bir alet, bir pense, kablo, kalem veya tahta kalemi, cetvel, bir karton kutu, birçok farklı renkle boncuk, bant veya yapıştırıcı. Mezopotamyalılar renkleri iki gruba ayırdılar. Bir renk cennet için, öbür renk ise dünya için. Hadi biz de boncukları iki gruba bölerek başlayalım. Ben 14 tane altın renkli boncuk alacağım ve geri kalan 28 tanesini 7 farklı renkten seçeceğim. Şimdi karton kutumuzun uzunluğu kadar bir parça karton keselim. Bu karton parçasının üstüne ve karton kutumuzun uzun kenarına eşit aralıklarla 7 tane delik delelim. Benim karton şeridimin uzunluğu yaklaşık 40 santimetre, yani dediklerimin arasında yaklaşık 5 santimetre boşluk olacak. Kesici aletleri kullanırken büyüklerinizden yardım almayı sakın unutmayın. Delikleri delelim. Delikleri delelim ve bu karton parçasını kutumuzun içine yerleştirelim. Deliklerimizi delelim. Deliklerimizi açtıktan sonra karton parçasını içine yapıştıralım. Şimdi abaküsümüzün tellerini takacağız. Telimize 4 tane boncuk takalım. Telimizi delikten geçirelim ve 2 boncuk daha takalım. Evet, 2 boncuk. Nihayet telimizi kenarlardan geçirebiliriz. Şimdi pense kullanarak telimizin uçlarını bükerek kilitleyebiliriz. Aynı işlemi bir sonraki tel için yapacağım. Fakat bu sefer farklı renklerde boncuk kullanacağım. Çünkü bunlar dünya boncukları olacak. Aynını bütün boncuklar bitene kadar bütün teller için yapabilirsiniz. İşte bu karşınıza çıkacak. Ben kendimi kendi maviye boyadım çünkü benim en sevdiğim renk. Siz kendinizinkini istediğiniz herhangi bir renge boyayabilirsiniz. Unutmadan bir tane cennet boncuğu 5'e eşittir. Bir tane dünya boncuğu ise 1'e eşittir. Abaküsünüzdeki cennet boncukları 5, yani 5 ve 10. Diğer dünya boncukları ise 1 anlamına gelir. İşte 1 ve 4. Sağdan sola doğru 1'ler, 10'lar, yüzler, binler, on binler, yüz binler ve milyonlar olarak ilerliyorlar. Diyelim ki 5'i ve 3'ü toplayacaksınız. Şu şekilde 5 artı 3 eşittir 8. Bu abaküsü evde yapmanız için ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım. Pense, ince tel, boş karton kutu, farklı renklerde boncuklar, kuvvetli bir yapıştırıcı, bant ve makas. Kısaca abaküs bildiğimiz en antik hesap makinelerinden biridir. Bir ziyaretçimiz var galiba. Hadi kim olduğunu öğrenelim. Vay canına, ne kadar güzel bir yer. Merhaba, Tek Durak Bilim Noktası'na hoş geldin. Ben Mercy. Senin adın ne? Ben Liza. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Liza? 6'ya gidiyorum. Okulunun en çok nesini seviyorsun? Spor yapmayı. Vay canına. Hangi sporları yapıyorsun? Sıklıkla futbol oynuyorum ve yüzüyorum. Çok iyi. Peki sana bugün nasıl yardım edebilirim? Yani benim ablam bir bilgisayar mühendisi ve ben onun ne yaptığını gerçekten merak ediyorum. Bana kod yazdığını söyledi. Ben Morse kanunu ve kırmızı kodu biliyorum ama bilgisayarları çalıştıran kodu bilmiyorum. Bu kodlar bilgisayarların yapması gerekenleri anlatan bir dizi kurallardır. Bunlar bir sisteme bağlı kelimeler veya figürler, harfler veya semboller olabilirler. Aslında bu çok uzun zaman önce başladı, hatta tahmin ettiğimizden daha önce. Nasıl başladığını öğrenmek istiyor musun? Ne yapacağını biliyorsun. Tabii ki. Bu Augusta Ada King, Lovelace'in kontesi.
aynı zamanda Ada Lovelace olarak da bilinir. O İngiliz matematikçi ve bir yazar. Aslında o ilk bilgisayar programcısı ama tabii ki bunu bilgisayarlar olmadan çok önce yaptı. 1815'te bilgisayarlar icat edilmemişti. Ama sabredin, hepsini açıklayacağız. Ada Aralık 1815'te ünlü şair Lord Byron ve annesi Anne Isabel Milbank'in tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Kocası tarafından terk edilen anne şiirden soğudu ve kızının matematik ve mantık üzerine yoğunlaşmasını sağladı. Ada aslında birçok isimle birlikte anıldı. Ancak bunlardan biri Charles Babbage'ti. Charles, Ada'ya analitik motorlar hakkında bir icadını gösterirken ilişkileri başladı. Kadın bu makineden büyülendi ve onu kullanmak için çeşitli yollar denedi. Ada makinenin Bernoulli numaralarıyla çalışması için analitik motorlara uygun algoritmalar yazdı. Algoritma adım adım işlenen ve bir sonuca ulaşmaya çalışan bir dizi işlemdir. Ada'nın algoritması tarihe ilk bilgisayar algoritması olarak geçti. Bu nedenle de Ada hep bilgisayar programcısı olarak anıldı. Ama ne yazık ki 19. yüzyıl boyunca onun ilişkilerinin getirdiği ses, yazdığı bilgisayar programlarının ve tarihe geçmesinin hep üstünde kaldı. Ada Lovelace günü her Ekim ayında onun adına kadınların bilimde, teknolojide, mühendislikte ve matematikte daha aktif olması için kutlanır. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın kullandığı bilgisayar programcılığına da Ada Lovelace adı verilmiştir. Ve bugün Londra'nın merkezinde Ada'nın kendine ait tarihsel bir anıtı bulunmaktadır. Sanırım o bir dahiymiş ve kendi zamanının çok ötesindeymiş. Ama ben hala bir bilgisayar programı ne yapar anlamadım. Programlamada kodlar aslında bir dizi yaptırımdır ama belli bir dil içerir. Bu dil kaynak dilidir. Bu kodlar yazıldıktan sonra bilgisayar tarafından işlenir ve kullanılabilir hale gelir. Buna da obje kodu denir. Kısaca kod yazan biri kaynak kodu yazar. Aslında biz burada bir tane yazabiliriz. Nasıl? Senin bilgisayarın yok ki. Ada'nın bilgisayarı var mıydı? Hayır. Tabii ki bilgisayarsız kod yazabilirsin. Nasıl yazıldığını görmek ister misin? Tabii ki. Hadi tek durak bilim noktası kutumuzda neler olduğuna bir bakalım. Tahta kalemi ve silgi. Bu kadar. Tada! Bir de tahtamız var. Hadi yapalım. Şimdi bunu bir mesaj tahtası olarak düşün ve bir robot odada yürürken bunu okusun. Yürürken, tamam. Bir park yerinin olduğunu hayal et. Evet, bizim evin önünde park yeri var. Çok iyi. Şimdi o park yerinin senin olduğunu düşün. Tamam. Peki kaç araba var? 10 olsun. Şimdi bilgisayarına bir mesaj yazdığını düşün. Bilgisayar bu mesajla ne kadar zamanda kaç araba park edeceğini hesaplayacak. Bilgisayar içeri girer ve mesajı okur. Çok kolay. Ona say hadi derim. Bir sorunumuz var ve bilgisayarımız o kadar akıllı değil. Nasıl yani? Sen çamaşır makinesine çamaşırlarımı yıka mı diyorsun? Hayır, çamaşırlarını koyup düğmeye basıyorsun. Evet. Şimdi dik bir çizgiyle tahtamızı ikiye böleceğiz. Evet. İki tane kapı çizebilir misin? Biri giriş için, öbürü ise çıkış olacak. Şimdi girişimiz kapalı. Çıkışımız da kapalı. Evet. Peki girişte bir araba var mı? Yok. Güzel. O zaman bir döngü çizelim ve yok yazalım. Şimdi girişe bir araba çiz bakalım. Girişte herhangi bir araba var mı? Evet. Peki neyi kontrol etmemiz gerek? Yerimiz var mı yok mu onu kontrol etmeliyiz. Arabaların sayısı ondan az mı? Evet. Sen söyledin, bizim 10 arabamız var. O zaman biz daha fazlasını kabul edemeyiz. Çizgi çiz ve evet yaz. 8 veya 9 arabamız olsaydı ne olurdu? O zaman kapıyı açabilirdik. Evet, peki şimdi açık bir kapı çizebilir misin? Yanına bir tane daha araba ekleyiniz yaz. Yaz.
Yani her araba geldiğinde yeni bir sayımız olacak. Yeterince arabamız olmazsa diye bir tane hayır çizelim. Ve programımızı bitirelim. Açık kapıya bir tane araba çizebilir misin? Aynı işlemleri çıkış kapısına da yapabiliriz. Şimdi içeri gelen bilgisayar bu tahtayı görecek ve ne yapacağını tamamen anlayacak. Evet. İşte bu bilgisayar mühendislerinin kod yazarken yaptıklarının aynı. Bunu evde kendiniz de deneyebilirsiniz ihtiyacınız olanlar. Bir tahta, renkli tahta kalemleri ve silgi. Teşekkür ederim Mercy. Bugün çok eğlendim. Bugün bana yardımcı olduğun için sana bir şey vermek istiyorum. Sana dünyanın ilk bilgisayarını veriyorum. İşte bu senin. Bir abaküs. Evet. Teşekkür ederim Mercy. Rica ederim. Evet, bugün dünyanın ilk bilgisayarından ilk bilgisayar programına kadar birçok şey inceledik. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bilimle ilgili sorularınızı yanıtlamaya çalışmak için tek durak bilim noktasında tekrar görüşmek üzere.